Şimdi senin babanın evine götüreceğim şimdi. O Veter'e hazır mı arkadaşlar? Duyuyor musunuz beni? Hadi girelim, o ev nasıl? Bir de altınları merak ediyor baban. Ver de ver diyor altınlarımı. Evi görelim, senin baban evinden nasıl kaçmışsın? Çocuğu oradan tek başına indirebilir misin? Ege'yi ben de çok görmek istedim. Herhalde izleyiciler de merak ediyorlardır. Gelsin Emine'nin babasının evi. O gece o evden kaçıyor. Sabaha doğru ben de merak ediyorum vallahi. Üç gibi falan. İzleyelim lütfen evi. Bir insan azıcık sevgi ister. Bu evlat bu hatayı niye yapıyor? Emine Baş 12 Eylül tarihinde otizmli oğlunu ve kocasının altınlarını da alarak kayıplara karışmıştı. Ekibimiz Emine'nin o gece kaçtığı eve gitti. Şu an Denizli'deyiz. Emine Baş'ın o gece bu evden kaçtığını biliyoruz ve Emine Baş'ın yaşadığı odaya gidelim. Oğlu Ege ile birlikte kaçma planlarını tam da bu odada yaptı ve daha sonrasında bu odada camdan atlama planını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Emine Baş'ın anne ve babası tam da şu odada kalıyordu aslında ve bu odada kalırken o sesleri duymasını engellemek için şu kapıyı kapattı o gece. Bu kapıyı kapattıktan sonrasında hemen Ege ile birlikte o kaçma planını gerçekleştirdi. Annesinin anlattığına göre bilezikler tam da buradaydı. Bilezikleri burada muhafaza ediyordu. O gece bir tane bilezik vardı ve o bileziğin burada olmadığını anne gördü ve bileziği alıp kaçtığını düşündüler. Bilezikler buraya koyduk. Buraya koyduk. Bunun içine şöyle böyle sabah o gittikten sonra eşime dedim ki bileziğine bak dedim ben. Baktı. Yok. Ondan sonra biz İbrahim'i aradım ben. İbrahim dedim ben, sen karakola gittin mi dedim ben. İbrahim dedi ben gitmedim dedi. O zaman beni de götür dedim. Ben bundan davacıyım. Benim biz eşimin bileziğini götürmüş. İşte baba Ali İhsan'ın kızım camdan kaçmayı çok sever dediği o cam. Peki nasıl kaçtı? Camda neler yaşandı? Nasıl kaçma planını gerçekleştirdi? İddia şu ki Emine Baş'ın bir yardımcısı vardı. O yardımcı olmadan bu camdan kaçması imkansızdı. Öncesinde kanepeyi geriye çekti çünkü cam açılmıyordu. Kanepeyi geriye çektikten sonra oğlu Ege ile birlikte tam da bu camdan atlamak için adımını attı ve diğer bacağıyla birlikte burada birinin olduğu iddia ediliyor. Tam da bu sinekliğin kırıldığını görüyorsunuz sizler de. Sonrasında oğlu Ege ile birlikte bu yoldan hızlıca saat gece 3'te bu yoldan işte bu yokuşu çıkarak oğlunun yanına alarak kaçmaya başladı ve sonrasında kayıplara karıştı. Kızı kaçmasın diye nöbet tutmuş. O gece neler yaşandı? Sizler neler hissettiniz? Kaçacağını düşünüyor muydunuz? Önce düşünmüyorduk. Sonra babası geldi 12'de. Kızın geliyor dedi bana. Neden geliyor? Nereye geliyor bu dedim. Ben dedi elbiseyi çıkarmış geliyor dedi. Ben ondan sonra uyumadım. 3'te uyumuşum. 3.30'a kadar bir haberim oldu. Şu kapıyı kapatmış. Neye kapanmış diye vardım odasında kapısını bir açtım. Yatakta yok. Pencere açık. Eleğe sökmüş. Ege'ye ilaç mı verdi? Özlüyor musun peki Ege'yi? Çok özlüyorum. Onlar çalışırdı ben büyüttüm kucağımda. Çocuğum elim üstünde duramadı. Yerin evinde yapamaz benim çocuğum. Çünkü yerin adamın acı bakacak ki benim çocuğuma. Bizim baktığımız gibi bakamaz. Benim çocuğumun yeni kadar duyacak mı? Ne edecek kim bilir? Anası zayıf çıkmadı zaten. Hemen neden telefonla ilgileniyorum da zayıf çıkmadı çocuğa. Hiç uyumayan çocuk o gece nasıl uyudu? İşte nasıl uyuduğunu kendimiz de bilmedik. İki gece, bir gün evveli gece, bir de o gittikleri gün gece hiç kalkmadı çocuk. Ne ilaç mı verdi size? %100 ilaç verdi. İlaç vermese neden uyuyacak? Önce uyumayan çocuk. Emine. Şimdi mi konuşacaksın Ali? Ali iyi misin? Ben çok iyiyim. Kurt gibiyim maşallah. Hemen hiçbir şeyim yok. Benim diyeceğim tek diyelim ha. O adam kim? Birinci madde. Bir adamı, ne adamı? Bulduk. Bulduk. Bak şimdi Ben de istihbaratlarım var. Dur bir saniye. Her şeyi ekrana veremezsin. Benim bilgim dahilinde o. Benim bilgim olması lazım. Sen telefonu çalma. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır. O annen gözyaşlarını tek tek ödeyeceksin. Ama ne zaman ödeyeceksin? Bir gün olacak, bunları geri
Affet beni diyeceksin, yalvaracaksın böyle. Dizlerinin üstüne, ayaklarının üstüne kapanıp öpeceksin. Ben çocuğumu kurtaracağım senden. Yapacaksın. Bak çocuğumu kurtaracağım. Benim, Bilal, sakin benim ol. Şeyim, Emine, ben tabir bağlandım. Ondan Emine, sonra o gece tabirin bağlanmasını bekliyorum sen ben. Sen o gece evladına çocuğunu bir ilaç mı içirdin? İsterseniz her teste sokarım. Hiçbir şey vermedim. Sakin o gün bir şişe getirdi Didem Hanım. Evet. Tezgahın üstüne İbrahim'in oradan geldiler. Domates toplamadan geldiğinde şu kadar bir şurup şişesi getirdi. Şöyle bir şurup şişesi. Şurup çocuğum şişesi. Şurup şişesi. Şöyle çarkalardan aldı gitti. Tezgahın üstüne koydu. Şurup şişesi. Annesi dedi ki kızım çayı demle dedi. Çayı demledi. Ondan sonra şişe kayboldu. Belki de bize de verdi. Çocuğa her şeyi amacıyla. Her şeyi yapabilirsiniz dedim hanım. Sakinleştir. Çünkü bir şey söyleyeceğim bak. Senin çocuğun özel bir çocuk. O tezgahın bir çocuk. Bak benim yanıma bir hafta durduysa camdan, çocuk camdan onu çıkartmak zor olmuştur. Zor olmadı mı? Zor olmuştur. Çünkü önce sen iniyorsun. Yani önce onu indirsen oraya çocuk birden gecenin bir vakti sabaha doğru 3. Ama hiçbir şey vermedim Didem Hanım. Nasıl ikna ettin indirmeye oradan? Adama camdan verdi çocuğu. Ege normalde benim dediğimi yapar zaten. Benim dediğimi yapar. Yapmaz. Onu bir geç. Yapar. Hayır onu bir geç. Yapar. Çocuk ses çıkarırdı. Bak o çocuk benim de çocuğum. Benim de bir tanem o. O çocuk ses o bak o imkansız. Ben çocuğa hiçbir şey vermedim. Her şeye de şey yaparsın. Bak ben verdim demiyorum. Biz verdik diye bir kelime koymuyor. Hayır bunlar bir şey o. Yani o çocuğun camdan epey biraz da yüksek tamam birinci kat ama. Önce yüksek. Sen atladın diyelim. O çocuk pencereden atlamayı nasıl ikna ettin? Yani ne oldu o sırada Emin önce Ege'yi indirdim sonra kendimi. Onu bir geç. Onu geç. O yalan. Yalan mı? Yalan o. Neden? Didem Hanım imkansız bir şey. Hayır. Bütün Türkiye inanmıyor ona. Siz... Bak ben telefon dokümanını çıkarttım size verdim. Ayın birinde Perşembe günü tamam Perşembe 20, günü. 27 Ağustos 1 Eylül'den. 1 Eylül'de bak Perşembe günü sonu kaçtı ya? 61. Hayır. Ali ne yapıyorsun? Hayır, 61 sonu 61 olan numara söyleme. 61 olan telefona o gün kaç kere konuştun? Beni daha uğurladık sonra. Hiçbir sıkıntımız yoktu. O gün telefon ne planlar üzerine yaptın? Planlar yaptım. Evet söyle. O planları bak o planları söyle. O son 61 olan telefon kim? Bak 62 lira fatura gelip bana. 62 lira fatura. 400 milyon nasıl geliyor? Onları açıklayacaksın artık burada yani. 62 lira gelen fatura 400 liraya çıktı. 400 milyon. Evet. Allah Allah. Yok. Bir de bana gösterebilirsiniz. Verdim ben. Verdim. Tabii tamam, ödenmiş Orhan Bey. Telefon peki önemli. Emine'nin telefonu senin üzerine mi benim koydun? Benim üzerime. Ha görüşmelerini çıkartmış. Evet çıkarttım. Kaç kez görüşmüş? Bir milyonca. Yani yüzlerce görüşmüş. Bak benimle eşi olduğum halde benimle günde aynı bir sefer. Numara aile mi? Belki bir kız arkadaşıdır belki. Sadece bir numara. Aradı. Bak, belki bir kız arkadaşıdır. Belki bir kız arkadaşım hayır. Belki. Bak kız arkadaşınızsa var ya bak kız arkadaşınızsa o numara tamam mı? Evet. Bu 80 milyon önünde tamam sonra diz çökeceğim. Senden 100 bin kere özür dileyeceğim. Senin aslında benden özür dilemen lazım. Neden? Neye? Neden dileyeceğim ben senden özür? Söyle. Beni insan yerine koymadığın için. Sen bak ben bak. Beni hiç sevmediğin tamam için. Tamam işte bak o numara bak. Ama bir dakika yazışmalar öyle değil ya. Bir dakika ne olur yazışmaları bir ekranlara getireyim ben. Bir nolu grafik aranızdaki mesajlaşma değil mi? Arkadaşlar sesli bir mesajlaşma mı bu? Yani seslendirdik mi? Grafik tamam ben bir nolu grafik gelsin bir ekranlara lütfen. Bir dakika Emine ile İbrahim yazışıyorlar. Emine diyor ki senin benden istediğin ne açıkça söylesene bana diyorsun Emine. İbrahim de diyor ki evimize dönmen başka ne olabilir ki? Çocuğumdan ayırma beni demişsin. Bittim ben Emiş bittim demiş. İbrahim ne mallar bir şey yemiyor demiş. Sabahtan beri ağladığından bahsetmiş. Emine de sen bizi insan yerine koymadın ki. Bunu isteme bitti ben yokum Ege'yi istediğin zaman görürsün demiş. Bu yazışmalar ne zaman oldu aranızda? Sen kaçtıktan sonra mı oldu? 1 Eylül, 1 şeydi. 1 Eylül'de oluyor. Ondan başlıyor. Ya 1 Eylül değil. Sen sevmedi, istemedi diyorsun ya beni. Şimdi iki nolu grafik ekranlara gelsin. Yine Emine ile İbrahim arasındaki yazışma. Emine sen diyorsun yeter boşanalım diyorsun. Çok kararlı bir kadın duruyor yazışmalarda. Burada da öyle. Ben tükendim bak sana yemin ediyorum dayanacak gücüm kalmadı diyorsun. İbrahim de asla boşanmam bunu bil diyor sana. Emine de senin bana sevgin olmayı, sevgin hiçbir olmadı. Zaman olmadı diyor. Ama azıcık saygın varsa bitsin. Ya benim sana sevgimden fazla saygım var. İbrahim de diyor ki ben seni de oğluşumu da seviyorum diyor.
Evet. Seni sevdiğinden bahsediyor. Sevgisini mi gösteremiyor acaba İbrahim? Sevgini mi gösteremiyorsun? Ya hanım, nasıl sevgimi göstereceğim daha ya? Ya yazmış işte bak gittiğin ya halde. Nasıl sevgimi göstereceğim daha ya? Nerede olduğunu da bak, nerede olduğunu da bilmiyor. Kimin yanında olduğunu da bilmiyor. 1 Eylül'desin. Onlar biliyor. Babam gelin oradaydı. Şimdi Dilem Hanım yok, hayır hayır. O zaman biliyorum. Ha onu biz o zaman biliyorsun. Biliyorum, onu biliyorum, onu biliyorum. Sevdiğinden bahsediyorsun. Arkadaşlar 4 nolu grafik ekranlara gelsin. Emine diyor ki sen bu kadar benden nefret ediyorsun biliyorum ama Ege'yi görmeye gelecektin ne oldu diye soruyorsun. Sen Ege'yi beni hiç sevmedin ki gelip görmezsin diyorsun. 4 gün. Babanın evine gittikten sonra. 4 gün. 5 gün İbrahim Ege'yi görmeye gelmedi. Dur. O 4 gün işte neredeydin? 4. Bak yalan söyleme. 4 günün 2 günü Denizli'deydim. 2 gün. Bak, dur. Görmedin. 3 gündür. 3 gün. Bak onu biz araştırdık. 14 arabasına bindin. Cumartesi, pazartesi gün. Yalancı suçlamıyorum. 4 gün 5 gün sonra sen Ege'yi göreceğim diye şey yaptın. Göreceğim demedin ki ben mesaj attım. Telefonlar gel gör dedi. Yani çocuğun da çok umurunda değil diyorsun öyle mi? Yani. Buraya nasıl gelir o zaman? Ben çocuğum umurumda değil ha? Ben yazdığımı söylüyorum. Ben dedim ama yazdığımı anlatıyorum. Arkasında İbrahim de diyor ki ben senden hiç nefret etmedim. Bunu bil diyor. Sen benim karımsın. En güzel şey sen bana oğlumu hediye ettin. Sizleri hep sevdim, hep seveceğim demiş. Sevgisinden bahsetmiş. Sevdiğini söylemiş. O zaman da bahsediyor. Önceden niye sevgisini göstermiyor? Peki daha babanın evindesin. Daha gitmemişsin yani. Camdan kaçmıyorsun. İçeride oturuyorsun. Adam sana sevdiğinden bahsediyor. 5 nolu grafik ekranlara gelsin. İbrahim yazmış bu defa Emine'ye. Olmuyor, sensiz oğlumsuz olmuyor. Çok özledim sizi. Hiç mi özlemedin beni? Hiç mi özlemedin miniğini? Hiç mi özlemedin ineklerini? Hiç mi düşünmüyorsun tavuklarını, keçilerini? Hepimiz çok özledik sizleri. Olmuyor sizsiz. Emine de demiş ki hepsi benim canım, çocuğum gibi büyüttüğüm hele miniğim ama olmuyor. Ben çok yoruldum. Beynim çok yorgun. Çalışsam bu kadar yorulmam, yoruldum. İbrahim de diyor ki minik yemiyor, çok üzülüyorum. Hep düşünüyorum. Minik ne ya? Köpek. Ha köpeğin evet. Evet yemiyor, yemin ederim yemedi. Aa. Benim verdiğim yemedi. Ben ekmek veriyorum yemiyor köpek. Yemez mi? O köpeğin olacak şimdi? Onu da mı istiyorsun? Vermez vallahi, verir mi bilmiyorum. Bakabileceğimi istem, onu da isterim.